İddia rakip bul Antalya Ligi'nden. Gündem rakip buldan herkese merhabalar. Evet, yanımızda Berkay var. Berkay Antalya il sorumlusu. Merhaba Berkay Bey. Merhaba. Evet, Berkay Bey ile bugün maçlarımızı yorumlayacağız. Puan durumumuza bakacağız. Takımların son durumlarına bakacağız. Sürpriz transferler var. Ve yine olduğu gibi bir konuğumuz olacak ilerleyen dakikalarda. Evet, heyecanlı bir haftayı geride bıraktık. Mükemmel skorlar, mükemmel maçlar izledik. Siz ne diyorsunuz bu Güzel bir hafta ile ilgili? haftaydı. Yoğun bir haftaydı. Bazı maçları takip etmekte artık yakalamakta Doğru, evet. zorlanıyoruz gün içerisinde. Ama yine güzel oldu. Ufak tefek tatsızlıklar da oldu ama bunlar da futbolun içerisinde var. Tek tek konuştuğumuzda daha ayrıntılı alırız. Tamam. Evet, hırsın ve rekabetin gitgide arttığı şu günlerde playofflara yaklaştıkça, özellikle playofflardan önce yapacağımız kaptanlık zirvesine yaklaştıkça, yani tamamen artık takımlarımızın oturduğu ve orada konuşulduğu, birbiriyle yüz yüze gelecekleri bir sahne olacak. Buradan da hatırlatalım kaptanlık zirvemizi. Ben Bir aksilik olmazsa ben de orada olacağım. Uğur Bey'le birlikte geleceğiz. 19'u pazar olacak büyük ihtimalle. Evet. Kaptanlık zirvesi. Buradan da söyleyelim, tüm kaptanlarımızı oraya davet edeceğiz zaten. Kendileri gelemezse, eğer bir işleri varsa da takımlarından birer temsilci göndermelerini istiyorum. Çünkü hani orada bizim istediğimiz o ortamı yakalamak adına Tabii. orada tüm takımlardan bir temsilcinin olması lazım. Orada gelsinler, konuşalım birbirimize. Ne isteniyor, ne bekleniyor, ligin gelişimi hakkında sonraki senelerde. Sonuçta biz burada bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kültürün oluşturmak için de bu kaptanlar zirvesinin çok önemli olduğunu Tabii. düşünüyoruz. Burada tüm kaptanların hem orada birlikte kaynaşması, birlikte daha hani sadece maç içerisinde değil, maç dışında da Tabii. görüşülebileceğini, bunu da anlatmak istiyoruz. Orada bakalım. Çok az da bir süre kaldı. Yaklaşık bir 10 günlük bir süremiz var. 10 gün sonra Kaptanlar Zirvesi'nde Antalya'da görüşeceğiz. Tabii her takım bizim için bir camia artık. Yani Adana Demirspor'undan Dirilişi'ne, Lestalton'una, hepsiyle bir camia olarak görüşüyoruz. Başkanı var, kaptanı var, yıldız oyuncusu var, efendim söyleyeyim defans oyuncusu var. Hani hepsini bizim için bir camia olduğu için bu kaptanlar zirvesinde de bunu yakalamaya çalışıyoruz. Ben hemen kısaca bu haftaki nasıl şekillenmiş maçlar, onları bir izleyicilerimize söyleyeyim skorları. Etiler City diriliş maçı 5-4 bitti dirilişin galibiyetiyle. Antalya Fight 4, Sosyal FK 1, Gürbüzler SK 3, Karabulut İnşaat 8, Adana Demirspor 5, Şarampol Team 5, Kayıspor 2, 07 Antalya 4, Topçular 2, Kırbıyık AŞ 6, Kırbıyık AŞ 3, Kosifler 6, GF İletişim 4, El Fakir 6, Diriliş 1, Monaco Doom 3, GF İletişim 14, Sosyal FK 2, Hermes 0, Ahu İnşaat 16, Afacan Reklam 5, BRK Galaktikos 10, Adana Demirspor 2, Gençpen 9, Lestalton 4, Adana Demirspor 6, Gürbüzler 6, Yapraklı SK 14. Fikstürümüz bu şekilde şekillendi. Lig tablomuzu da bir hatırlatalım kısaca. Lestalton şu an ligin lideri, birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada Kayıspor, üçüncü sırada El Fakir, dördüncü sırada mükemmel yükselişleriyle Diriliş var. Beşinci sırada Monaco Doom aynı şekilde hızlı bir yükseliş gösterdiler. Etiler City 6. sırada ve sürpriz takımlardan biri de Kırbıyık AŞ oldu. Çok hızlı bir yükseliş oldu onlar için. Yedinci sıradalar, 8. sırada da Chelsea bulunuyor. Bu şekilde şu güne kadar şekillendi tablomuz. Kısaca bir yorum alalım bu durumla ilgili. Şimdi orada Kırbıyık geldi. Onların biraz pek bir sürpriz değil. Kırbıyık iyi bir takım. Şampiyonluk iddiaları da var. Zaten son Antalya finallerinde sen de hatırlarsın. Orada Antalya'yı temsilen gelmişlerdi. BBA mimarlık olarak gelmişlerdi galiba. Galiba. Takım adını oyuncularını hatırlıyorum ben. İki kişi benim gözüme orada çok çarpmıştı. İkisini de şu anda görüyoruz. Biri kalecileri Kazım Kapı. Bu haftanın 7'sinin en iyi Evet, kalecisi seçildi. yani onu orada da çok beklemiyordum. Hani böyle geldiğinde zor gibi diyorduk, hani yaşı itibariyle falan, ama kalede büyüyor, daha da büyüyor. Yaşından da büyüyor kalede. Bir de orta sahada sen de geçen hafta bahsetmiştin. Mahoni diyorlardı galiba. Maho diyorlar. Ben Mahoni diye hatırlıyorum. Olabilir. Antalya finallerinde öyle diyorlar diye hatırlıyorum. O da orta sahada çok topluyor. İki yönlü, al, ver, her türlü takımı yönlendiren isim. İyi bir takım. Daha da iyi yerlere gelecek. Şampiyonluğunda iddialı ekiplerinden biri. Şimdi orada ilk 8'de olmayan,
Daha şu anda puan tablosunda aşağıda bulunan ama gün geçtikçe daha farklı yerlere gelebilecek takımlar var. Bunları da konuşacağız seninle. Tabii. Kosipler olsun, BRK Galacticos Tabii. olsun, Gençpen olsun, Afacan Gürbüzler Reklam. olsun, Afacan Reklam olsun. Bu gibi takımlarda ligin iddialı ekipleri. Bunlar daha demin senin de bahsettiğin gibi artık camialaşmış, Tabii. yıllardır rakip bulun içerisinde olan, bizlerle birlikte senelerdir beraber olan takımlar. Bunların yanında diğer takımlarımızı da uzun yıllar bir şeklinde burada ligimizde görmeyi bekliyoruz. Evet, şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Benim merak ettiğim birkaç takım var. Onları soracağım size. Yapraklı takımı geldiler ve gerçekten Gürbüzlere karşı inanılmaz bir galibiyet aldılar. 14-6 bitti maç. Kısaca bir Yapraklı'yı tanımak istiyoruz. Yapraklı takımı ilk başladılar Gürbüzlerle oynayacaklar. Ben bu kadar beklemiyordum. Yani tabii maçın içerisinde farklı etkenler de var. Gürbüzler bir kişi eksikti. Ama yine de 14 gol Tabii. az bir gol değil. Gürbüzler de iyi takımdır. Yapraklı'yı bir baktım formaları falan hani bunlar oynuyorlar belli. Daha önceden takımlar Janti. bunlar. Jantiler giyinmişler Jantiler. çıkmışlar bembeyazlar. Böyle hepsi çok koşan bir takım gördüğüm kadarıyla. Yaş ortalamaları da genç. Genç bir takım. Bakalım ileriki günlerde biraz daha dişli rakiplere bu hafta iki tane daha maçları var. O maçlarda bakalım ne olacak. Biraz daha ondan sonra daha netleşir Yapraklı hakkında. Göze çarpan bir oyuncu var mı takımı taşıyan? Ya Yaprakla. daha ilk maçlar olduğu için çok isim olarak değerlendiremedim ama takım kaptanları iyi bir oyuncu gördüğüm kadarıyla. Basın toplantısında da zaten kendini bahsetti. Biz hani buraya iddialıyız. Bu yüzden bu lige katıldık. İddialı olmasaydık gelmezdik gibi. Bunlar güzel şeyler. Her takımımız iddialı tabii ki. Bakalım ne olacak? İleriki günlerde göreceğiz. Evet, Yapraklı takım tabii bu haftanın yeni takımlarından biriydi. Bir yeni takım daha var gözüme çarpan. RK takımı. Yaptıkları transferlerden Pek gözüme yeni çarptı. değiller onlar. Yeni değiller mi? Yok, onlar İsim değişikliği mi yani oldu? eski Karabulut takımı. Karabulut, Karabulut İnşaat. evet, Karabulut İnşaat açılış sezonu şampiyon olduğu için kapanış sezonunda da açılış kadrosundan oynatamayacağı oyuncular olduğu için vize maçında bir sorun yaşamamak adına Stratejik bir stratejik bir hani ilk maçta RK kim gelsin bakayım buraya bir bakmışsın şampiyon karşında hani şaşırmış olabilirsiniz hani Evet, buradan da ben de söyleyeyim. hani incelerken RK takımı hani transferler oluyor, bir şeyler oluyor ligde karıştı RK Bu takımı bir şeyler yapıyor. paranın suyu nereden geliyor Nereden geliyor? oyuncular? Bunlar kim falan oldu? Ama enteresan, stratejik, güzel, mantıklı bir hamle yapmışlar. Konuştuk, aradılar. Hani nedir ne değildir, nasıl olabilir, bizim oyuncular yetişemeyecek falan. Hani ligde de olmak istiyorlar. Böyle bir yöntem var. Hani sonuç olarak sizin bir hakkınız var. Bu hakkı kazandınız. Tabii. Bu hakkı hani kurallar çerçevesinde kaybetmemeniz adına böyle bir yöntem var. Tabii. Çünkü aynı takımındaki oyuncular oynayabiliyor olsalardı gelirlerdi yine oynarlardı Karabulut olarak. Bir sorun olmazdı. Ama şimdi Karabulut olarak burada 7 maç sınırını geçtiler mi? Son sezonu alıyoruz bu sefer. Şimdi 7 maçı geçmedikleri için bir sorun olmayacak onlar için. Evet, kuralı böyle bir daha detaylı anlatalım çünkü soru işaretleri olabilir isterseniz. Ya o yani şampiyon oldukları için 5 maçtan sonra biz takımlardan kadrolarını kitlemelerini istiyoruz Tabii, biliyorsun. evet. Bu kitleme işleminden sonra bu kadro son sezona ait olmuş oluyor. Yani bunu da Karabulut daha yapmadığı için şu anda onların kitlenmiş kadrosu bir önceki sene şampiyon oldukları vize maçındaki kadro. Bu kadroyla mücadele edebilirler. Oyuncuların transfer olması bir şey fark etmiyor. Nedeni şu, o takım o oyuncular orada o hakkı kazandığı için vize maçında tekrardan transfer olabiliyorlar eski takımlarına vize maçı için. Ama playofflarda bu sene playofflarda oynayamazlar tabii eski Karabulut oyuncuları RK Anladım. takımında. Bu şekilde. Güzel, stratejik bir hamle olmuş. Tabii Karabulut İnşaatı da tabii ki ligde görmek isterdik. Bu sebepten dolayı ligden ayrılmalarını istemezdik. Güzel bir hamle olmuş. Bir diğer takımımız Şarampol Team. Şarampol Team de gördüğüm kadarıyla yeni. Güzel hazırlanıyorlar. Bir maçlarını yani bu hafta pardon Adana Demirspor'la Adana Demir'le 5-5'lik bir 5-5 beraberliği aldılar. var. Dirilişe de 3-1 kaybettiler. Genç bir takım. Yaş ortalamaları 18-20 arası benim tahminimce gördüğüm kadarıyla. Çok sevdiğimiz takımlardan. İlk maçlarını yaptıktan sonra gerçekten bizi mutlu eden, bu işi yaparken bizi motive eden, iyi dileklerini de aldık sağ olsunlar. Ligin içerisinde onlar da
iyi top oynuyorlar. Hı-hı. Benim beklediğimden daha iyi çıktılar. Hani yaş ortalamaları ufak olmaları, hı-hı, onların öyle saha içerisinde eksik kalmaları gibi bir şey yok. Hı-hı. Gayet iyiler. Tabii Adana Demirspor'la berabere kalmak şu ligde kolay değil. Tabii Adana Demir'le konuşacağız zaten. Onlarda, hı-hı, bir tane taklacı güvercin var. Her golden sonra takla atıyor. Evet biliyorum. Hani Asrın. Asrın. Golden sonra takla atıyor. Kimdi o? Martins miydi? Bir tane vardı. Ha, Obafemi Martins. Takla, onun gibi zaten kısa boylu da. Tıkır tıkır ata ata gidiyor. Aynen, gördüm onları da. Evet, bir diğer takım ligimizin yeni takımlarından, yine transferler böyle arda arda geldi falan. İsotçular. İsotçular FC takımını merak ediyorum ben. Bu transferler boş mu yoksa pahalı transferler mi? Bunları göreceğiz. Şu anda boşlar. Çünkü yeni bir takım. Maçları yok henüz bildiğim kadarıyla. Daha yok. Cuma günü aldılar yanlış hatırlamıyorsam ilk maçlarını. Kimle oynayacaklardı? Ahu inşaatlı olabilir ama net hatırlamıyorum. Bakalım ilk maçlarında. Ahu da iyi takımlardan biri ligin, biliyorsun. Ahu ile ilk maçlarında bakalım ne yapacaklar. Ona göre haftaya daha net bir şekilde izledikten sonra konuşuruz. Evet, yakından takip edeceğiz İsotçular FC'yi. Bu gündem rakip pul başladığından beri birçok kez dilime gelmiş ama çok detaylı konuşamadığımız bir takım var. Chelsea. Chelsea'den çok fazla bahsettik. Galibiyetlerinden çok fazla bahsettik ama spesifik olarak hiçbir zaman Chelsea'den bahsetmedik. Size bir Chelsea'yi sormak istiyorum ben. Ben Chelsea'yi esas boykot edebilir miyim? Tabii. Chelsea'yi duyalım. Chelsea biraz önce kaptanı devrettik. Öyle mi? Ya kaptanları yaklaşık olarak bir buçuk aydır ligin içerisindeler. Ama görüşemiyoruz. Bir buçuk kere görüşmedik yani. Maçları nasıl aldılar onu da bilmiyorum. Artık hani bir şekilde alıyorlar. Takımdan herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Aha. Bir kalecilerine ulaşıyoruz. Kalecileri maç alıyor. Bir forvetler alıyor. Tek tek bütün takımla birer maç aldık. Bakalım bir şekilde gidiyor. 10 maçı tamamlayacaklar playoff için bu gidişle. Ama hızlı bir yükseliş var yani 8. sırada yani ligin şu takımlara rağmen. Ben onlara da söyledim, bu şekilde olmaz. Tabii çok daha bu şekilde bunlar da biraz bir hani bir kaptan olması lazım. Hı-hı. Kaptan toparlaması lazım. Diyecek ki salı günü maç var beyler. Hı-hı. Yazacak. Ya da ligin son durumunu anlatacak. Bak şu çok iyi oynuyor diye. Biz kaptana ulaşamıyoruz ki kaptan oyuncular diyor ki abi kaptana ulaşamıyoruz. Biz de ulaşamıyoruz. Ciddi söylüyorum, öyle söylüyorum. Biz de ulaşamıyoruz diyorlar. Yani o yüzden enteresan. Onların takım içerisinde hani sezon başından biliyorum. Hı-hı. Sezon başında konuştuklarımızdan hani biz iddialıyız. Hı-hı. Artık daha da şey yapacağız, önem vereceğiz. Maç videolarının tamamını istedikleri zaman vardı. Hı-hı. Takım içi konuşacağız filan diye eksiklerini. Ya bu kadar önem verip ciddiye alan bir takımın da kaptanına ulaşamamak. Evet, biraz garip olmuş. Belki kaybolmuştur. Yani buradan da arayanlara. Mehmetcan dadı. Mehmetcan Bey'e buradan aranıyor. Aranıyor. Mehmetcan Bey neredesiniz? Evet, Chelsea takımından da kısaca bahsettik. Asıl bu haftanın aslında iki haftadır ligdeler. Bomba gibi düştüler lige neredeyse. BRK Galacticos'tan bahsetmek istiyorum ben. BRK Galacticos'un orta saha ve forvet anlamında gerçekten inanılmaz bir kadrosu var. Hatta ligimizin en değerli oyuncusunun kurduğu bir takım. Sen notlarında yoktu ama dün mağlubiyetlerini aldılar. Öyle mi? Evet. Tabii bu haftayı hani değerlendirdiğim için. Sisteme girmediği için. Hı-hı. Son maçlarında ben röportajlarını izledim. Hı-hı. Hani tüm takımların röportajlarını izlemeye özen gösteriyorum. 15'lik 10'a 5 Afacan galibiyetinden sonra forvetlere çıkıp söylemişti hani diğer takımların şansa ihtiyacı var vesaire. Evet, evet. Ama rakip bu gerçekten. Onlar da hani eskilerden oldukları için biliyorlar bu kadar kolay değil. Tabii. Pazartesi günü Gençpen'le oynadılar. Hı-hı. Gençpen de biliyorsun son finalist. Hı-hı. 6-5 çekişmeli bir maç. Tabii bunu haftaya daha detaylı değerlendiririz. Tabii. Ne olacağı belli olmayacak maçlar. Aynen, yani. Buradan çok güçlü takımlarımız, hı-hı, var. Çok fazla kafayı oynayan, hı-hı, takımlar var. Oraya gelmek istiyorum. Ne olacağı hiç belli olmaz. Yani bu ligin son dönemici son bir ayı nefes keser. Hı-hı. Evet, yani biz de tabii bu dedikoduları da almaya başladık. BRK Galacticos sonuçta lige yeni girmiş bir takım. Onu da böyle sert bir şekilde değerlendiremeyiz. Hırslılar, istekliler, tamam iddialı girdiler. Eski takımlar falan filan ama rakip bulun başka yüzüyle karşılaştılar. Tabii burada bir dedikodudan bahsetmek istiyorum ben. Ümit Avcı BRK Galacticos'ta gibi bir
magazinsel bir bilgi aldım ben. Ümit Avcı hakkında çok şey dönüyor. Ümit Avcı en son Ankara'da bir takımda da çıkabilir. Hani belli olmaz. Bilmiyorum yani. Ümit Avcı Gürbüzler'de diyorlar. Bereke Galaktikos. Evet, Gürbüzler'de şu anda. O Ümit Avcı, o Ümit Avcı değil diyorlar. Hani kaç tane Ümit Avcı var onu da bilmiyoruz. Ya bilmiyorum yani, şu anda Ümit Avcı'yla ilgili böyle söylentiler var. Ben Galaktikos'ta söyledim. Arkadaş dedim bize ulaşsın. Onun profilini çözelim artık hani. Aynen ya, var Ümit Avcı. Gürbüzler SK'ye kayıtlı. Ama yani harbiden sırra kadem, hani profil resmi falan 10 yıl önceki resmi falan yani. O yüzden de tanınmıyor olabilir. Tanınmıyor yani. Sakal bırakıp gözlük takıp hani böyle söylentiler de var, dedikodular da var. Bakalım, göreceğiz BRK Galaktikos'u. Evet, bir diğer dikkat çeken takımlardan biri 07 Antalya oldu bizim için. 4-2'lik bir Kayı Spor'a karşı bir galibiyet var. Kayı da ligimizin ikinci sırasında yer alıyor. Kayı'da, sizden dinleyelim. Kayı'da büyük bir form düşüklüğü var. Son maçlarında fazla mağlubiyet almaya başladılar. Biraz alarm verdi takım. Kaptanları İhsan Bey'in bir an önce takıma bir el atıp bir toparlaması lazım. Bir abilik yapması lazım orada. Kendisi çünkü bu lige çok önem veren, rakip maçları bile izlemeye giden iyi bir takım kaptanıdır. Ama Kayı çok kaybetmeye başladı. Son 5 maçta 4 mağlubiyetleri var yanlış hatırlamıyorsam. Çok kötü. Yani ligin düşüş. İkincisi Kayı için hani sezon başlarında tek rakibimiz Türk Hava Yolları'ndan. Şu anda 5 maçta 4 mağlubiyete geldi takım. Evet. Bu biraz sıkıntı. Bir uyum sorunu var herhalde. Bir Aykut Kocaman görüyorum ben takımın başında. Oralara girme ya. Benim, beni yaralama. Yani bu düşüş. Orayı keselim bence. Bu düşüş. Çünkü hani Rütük'ten ceza yiyebiliriz. Yani düşüş, çok fazla bir düşüş. Yani çakılmaya doğru daha gitmediler tabii ki. Daha ligin uzun ama her an gidebilirler. 07 Antalya. 07 Antalya çok iyi takım. Benim gördüğüm kadarıyla. Hani iddialı olacak takımlardan biri. Onlar da daha demin yaprak dediğimiz gibi jilet gibi çıkmışlardı. Hazır turuncu formalarıyla, turuncu hepsi. Janti. Aynen, portakallar. Öyle mi diyoruz artık 07 Antalya? Evet, 07 Antalya portakallar olabilir onlar. Tamam, portakallar iyi, iyi bir takımlar yani. Bakalım önümüzdeki dönem onlarda ne olacak? Bu haftada yine maçları var. Evet, bir diğer maçımızı değerlendirelim istiyorum. Bugün yine ilgi çeken, geçen haftanın ilgi çeken maçlarından biriydi. Les Dalton Adana Demirspor maçı. Liderin 6-4'lük bir mağlubiyeti söz konusu. Şimdi Les Dalton'u önce bir değerlendirdim. Les Dalton eksikleriyle geldi. Tam takım değildi. Bir de ben Osman Ülker'in nasıl şu anda gol krallığında olduğunu öğrendim. Neymiş? Sırrı çözüldü. İlk golünü açıp baksınlar anlar herkes yani. Kaleciye para mı veriyor artık, ne yapıyor? top tıngır mıngır gidiyor. Baktım kaleci topu bıraktı. Ondan sonra izleyelim mi bir? Oldu. İzleyelim ilk golü. Şimdi bir izleyelim. Gördün golü. Evet, enteresan. Böyle gol olur mu? Osman Ülker'in sırrı çözüldü diyoruz. 33 golüm baktım ben, 30'u böyle. Bir de penaltı kaçırdım maçta. O ben zaman penaltıyı falan da atsa demek ki. Hani daha nasıl attıralım? Resmen o hani. Bildin, siz çıkın çocuklar. Gol kralı Osman yapalım. Osman abi gol kralı yapacağız. Yani evet. Biraz şey, biraz da hani maçlara bu aralar böyle bir şey yaptılar. Savruk mu? Savruklar. Onlar da Kayı gibi, onlarda da biraz tehlike çanları çalıyor. Biraz daha ciddi olmalarını bekliyorum. Adana Demir'de de daha demin de söyledik. İyi bir takım, genç bir takım. Koşuyorlar. Taklacı güvercinleri var. Takla atıyor golden sonra. Asrın'ı da buradan çok analım. İyi forvet, iyi forvet. Çok iyi forvet. Bire bir de çok hızlı, çok geçiyor. Hani böyle bir de kısa boylu. Bizim Malbiyana gibi. Anında ne yapacağı belli olmuyor. Dönüyor, vuruyor. İyi forvet. Bakalım Mehmet ondan. Kılıç, Asrın. Mehmet Kılıç da aynen. Onların ikisi iyi ikili olmuşlar. Ikili röportajda olmuş. Zaten sıra gecesi gibi dizilmişler aynen. Orada. Onların başka bir gol sevinci var bir de. Babel'le Cenk Tosun yapıyorlar. Babel'le Cenk Tosun yapıyorlar. Zıplıyorlar falan. İyi ikiller ya. Adana Demir'i de seviyorum ben. İyi takım. Güzel takımlar aynen. Yani arkadaş olarak güzel takımlar. Takımlar. Takımlar aynen. Net takımlar. Bir şekilde takımlar. Aynen, birbirlerine çok samimiler. Belli arkadaşlıkları zaten sahaya yansıyor. İyi bir takımlar. Evet, son olarak El Fakir takımını değerlendireceğiz. Evet. El Fakir. Onlar da son hafta galibiyet aldılar. El Fakir geri döndü tarzında bir röportajları vardı hatta, hatırlarsın. Evet, onu da bir izleyelim. Takımı çoğu güreşçi zaten. 6 tane güreşçi arkaya geldi. Evet, evet. Resmen bir göz daha verdiler tüm takımlara. Evet, bir izleyelim röportajı. Maç kazanmamız için mutluyuz. Öncelikle karşı takımı da tebrik ederim. 2-3 maçtır olmadık, puanlar kaybediyorduk. Bayağı bir puan durumunda kendimizi zora soktuk.
kaleci eksiğimiz vardı. Kaleci eksiğimizi tamamladık. Kadromuzdaki eksikleri tamamladık. İlker Kaya hocamız aramıza katıldı. Güreş milli takım antrenörü. Evet. Onun da bize desteği her türlü oldu. Allah'ın izniyle El Fakir geri döndü diyoruz. İnşallah yukarıya doğru tırmanmaya devam edeceğiz. Tüm takımı ve karşı takımı da tebrik ederim. Enteresan bir röportaj olmuş. Güreşçiler dizmişler, bizden korkun demişler. Ya öyle ya, bakalım ama daha ileriki dönemlerde ne olur mu? El Fakir de çok değişken bir takım. Bir anları bir anlarını tutmuyor. Bir maçı iyi oynuyorlar, bir bakıyorsun kazanıyor. Bir maçta hiç beklemedim mağlubiyet alabiliyorlar. Bakalım onlar içinde ne olacak? Bakalım, her takım iddialı, her takım istiyor galibiyeti, zaferi, Avrupa'yı, Antalya'yı, Antalya-Türkiye finallerini. Her takımımız istiyor. Şimdi bu takımları arasında en çok göze çarpan takımlardan biri, hızlı yükselişleriyle Diriliş takımını konuşmak istiyorum. Hatta Diriliş takımını direkt olarak kaptanlarıyla Muhammed Bey ile konuşmak istiyorum. Muhammed Bey'i bir bağlayalım. Evet, gündem rakip buldu. Konuğumuz Diriliş takımının kaptanı Muhammed Turan. Merhabalar Muhammed Bey. Merhaba. Diriliş takımının inanılmaz bir yükselişi var ligimizde. Gerçekten çok iyi takım oldunuz. Sizden takım hakkında bilgi almak istiyoruz kısaca. Tabii. Önceden takımla Antalya Saint Germain'de oynuyordum. Anlaşamadığımız için ayrılma kararı aldık. İkimiz de farklı takımlar peşine. Çünkü ikimizin de oynayış tarzı çok farklıydı. Biz pas üzerine, onlar da daha çok kendini ön plana çıkartma durumu olduğundan dolayı takımları ayırmak zorunda kaldık. Ondan sonra benim arkadaşlarımla topladığımda takım kuralım dedik. Takım kurduk. Nasıl diyeyim, aslı zaten amacımız futbolu göstermekti zaten. Belli bir amaç olarak çizdik zaten. Bir derece yapacağımızı biliyorduk. Oynadığımız oyundan gerçekten zevk alıyoruz. Büyük bir başarı da alacağız. İnanıyoruz. Bakalım. Yani bir amacımız oldu, bir kesti. Evet, Antalya Saint Germain takımı gerçekten çok iyi bir takımdı, ancak ondan sonra bir ayrılık oldu. Bunun da aslında iki haftadır gündem rakip burada, merak ediyoruz, konuşuyoruz. Siz de buradan açıkladınız tam olarak. Oyun tarzlarımız birbirinden çok farklıydı. Biz şampiyonluğu istiyoruz dediniz. Evet. Tam da bizim gündem rakip burada bir kısım şampiyonluğu istiyor. Onu da koyalım şuraya, yine benim ileri görüşlülüğüm sayesinde. Ve şampiyonluğu isteyen bir kısım, bir tarafta da ya biz maçımızı yapalım kanka, takılalım kanka diyen bir kısım vardı gibi görüyordum ben. Ama sonra iki tane mükemmel takım daha ortaya çıktı. Bir Diriliş tespiti daha oldu. Evet, peki şu anda bir arkadaşlık olarak bir sorununuz yok anladığım kadarıyla Adana Demirspor'la. Hayır, hala yok. Hala görüşüyoruz. Daha geçen gün de görüştük. Her maçta da görüşüyoruz yani. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece takım anlaşamadığı için ayırmak zorunda kaldık. Evet, tabii galibiyetiniz de onlara iyi bir ders olmuştur diye düşünüyorum. Tabii canım, orası öyle. Evet, Berkay Bey, sizin sorunuz var mı? İyi başladılar. Şu ana kadar daha ligin hani böyle çok kafa takımlarından eski... camia olmuş takımlarımızla daha mücadele etmediler. Önümüzdeki hafta onlarla da edecekler. Ama biz bunlardan da, Diriliş takımından da bir camia olmasını seneler içerisinde bekliyoruz. Tabii. Aynı şekilde. Olacak gibilerdi. Bakalım. Önümüzdeki haftalarda artık Diriliş takımını daha eski takımlarımızla da rakip göreceğiz. Bakalım o zaman ne yapacaklar. Görecek miyiz Muhammed Bey? Göreceğiz. Onlar da bizi görecek aynı şekilde. O yine iddialı bir açıklama geldi. Bomba açıklamalar diye. Peki, teşekkür ediyoruz Muhammed Bey. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim. Tüm sporcu arkadaşlara başarılar diliyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Evet, Muhammed Bey'le de konuştuk. Onun da fikirlerini aldık. Gerçekten çok iddialılar, gerçekten istiyorlar. Diriliş takımı da tabii kafa takımlarla dediğimiz camialaşmış takımlarla henüz tabii karşı karşıya gelmediler. Ben o zaman merak ediyorum biraz. Ben, o yüzden sordum. Evet. Hani biraz daha şimdi yeni gelen takımlar, o takımlardan nasıl oynayacaklar, nasıl sonuçlar alacaklar, onları merak ediyorum. Tabii kendisi de... Baktık Diriliş... O dediğimiz eski camialardan birinde yeniyorsa Diriliş olmuş demektir. Evet, tabii kendisi diyor yani, onlar da bizi tamamen görecek diyor. Tamamen oturmuş demektir. Artık evet. Dirilişi de Antalya rakip bu camialarından birine şöyle yazar şekilde mıyız? Koyabiliriz oraya. Aynen, yazacağız böyle. Aynen oraya. Yazılabilir aynen. O da. Neden hani olmasın? Çok da istiyorlar biliyorum hani. Evet. Şimdi bütün takımların hayali. Bir Türkiye finalleri. Tabii.
oradaki ortam, hı-hı, videolar. Ben hani hafta, geçen hafta özellikle bunların hepsini görmeleri için gönderdim tüm, hı-hı, kaptanlara. İnşallah hepsi, tüm oyuncuları da göndermiştir. Hı-hı. Ligin ciddiyetini anlamaları, hı-hı, amaçlı. Bu videolarla ligin ciddiyetini daha iyi kavrarlar. Hı-hı. Programı da bitirmeden de şeyden de bahsedelim. Transfer sezonu bitiyor. Hı-hı. Onu da unutmasınlar. 24-26 mıydı? Şey, o, evet. Sitede yazıyor zaten. Hı-hı. Oradan bakabilirler. Evet. Puan tablosunun hemen sağında detaylı takvim, evet, var. Transfer sezonu bittikten sonra transfer yapamıyor takımlarımız. Evet. Bunu da şimdiden bilin. Kadrolarını netleştirsin. Netleştirmeye şimdiden hani son, hı-hı, kararlarınızı verin. Çünkü çok fazla bir süre kalmadı. Bu oyuncuların da çünkü playoff'ta oynaması için en az 7 tane maçta süre almaları gerekli. Tabii, tabii. Tekrardan hatırlayalım. Kural kitapçığını kaptanlar okusun. Hı-hı. İyi bir hafta olsun. Önümüzdeki hafta tekrardan burada beraber olacağız. Evet. Maçları değerlendireceğiz. Biz buradan onlara gönderme yapıyoruz. Evet. Onlardan da röportajlarda göndermelerini yapabilirler. Evet, hakları var. Evet. Geçen hafta Lestalton yapacağım demişti. Hı-hı. Ama galibiyet oldular. Hep diyordu ya, mağlup takımlar da yapsın. Aynen, orada işte işimiz hani biz de yapabilir miyiz? Hani biz geçen hafta söylemiştik ama yapamamışlar. Olsun. Önümüzdeki hafta kazanırlarsa o zaman belki yaparlar. Biz de yayınlarız. Önce bir izleyeyim bakayım. Sonra duruma göre bakarız. Evet. Son olarak söylemek istediğim şey, tabii bugünden rakip bul programı her ilde yapılıyor. Biz de İstanbul manzarası karşısında, yani önünde Antalya'ya gündem rakip bulu yapıyoruz. Soğuktan da bahset bence. Aynen, evet. Soğuk da çok bizi etkiliyor tabii. Konya, gündem rakip bul Konya programında arkadaşlarımız bize işte İstanbul manzarasını önünüze almışsınız, şov yapıyorsunuz falan demişler. Ya bizim güzel manzaralarımız var. Antalya'da olsaydık yine arkamızda. Kim efsane demiş, bir manzara. İsim ver. Uğur Mercanoğlu. Uğur Mercanoğlu geçen buraya geldiğinde onu yanlış otobüse bindirecektim de. Bir dahakine bindirdim. Havalimanında değil. Haydarpaşa'ya falan gider ondan sonra. Evet, Konya'da bir yere çıkıp işte çekeceğiz gündem rakip bulu falan dedi. Bakalım, ondan da bekliyoruz ama İstanbul'umuzun, Antalya'mızın manzarası bitmez. Bunu da kendisine söylemek istiyorum. Ben Berkay Bey, size teşekkür etmek ben istiyorum. Teşekkür ederim. Yorumlarınız için. Bir gündem rakip bulun daha sonuna geldik. İyi günler. İyi günler.